vatandaş düzeyine bakarsak, herkesin mutfağında yangın var, iş yerinde yangın var, cepte yangın var. Şimdi kredi kartı kullanımı Temmuz ayında %149 artmış. Karta hücum etmişiz yani. %149 artmış ve sadece Temmuz ayında 618 milyar TL kredi kartından para kullanmış Türkiye Cumhuriyeti'nde insanlar. Şimdi bu, bir de bu olmayan para. Yani zaten borçlu insanlar tabii bu şeye yetişemiyorlar. Kimse bu artışlara, fiyat artışına yetişemediği için. Şimdi, ama şimdi biliyorsun kredi kartının faizlerine de çok ciddi bir artış oldu. Evet. Oranlar şöyle, Eylül ayında 2.81'e gelecek aylık aktif faiz. Bu nakit avans faizi de 3.57'ye çıkacakmış. Bu da işte demin söylediğim para sıkılaşma politikasının bir unsuru. Biraz daha işte enflasyon kontrol altına alınsın diye harcamaları kısmaya kısmı çalışıyorlar. Şimdi ne kaybetmiş? En büyük kaybımız biz Türk lirasını kaybettik. Türk lirasının itibarını kaybettik. Bugün ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Bizim paramızın itibarı yok. Kendimiz güvenmiyoruz paramıza. Kendimiz yani 100 liramız bile olsa Türk lirasında bu gerçekten utanılacak bir durum. Tabii. Yani hiç kimse Türk vatandaşları da dahil, yani kendimiz de dahil, parası olanlar için söylüyorum. Hiçbir şekilde Türk, yani iş öyle ki işte sıvı yağ alın, bulgur alın, pirinç alın, lastik alın ama TL'de kalmayın. TL'de kalmayın. Yani Türk parasının itibarını kaybettik. En kötü şey budur. En büyük kayıp. Diğerleri belki zamanla yerine gelir ama bu itibar kaybı, o da yerine gelir ama çok uzun zamanda. O en zor yerine gelendir. Şimdi ben ekonomiyle ilgili iki şey söyleyeceğim Hanzade. Birini sen söyledin. İşte bu alım gücü. Aslında vatandaşı, beni de ilgilendiren, vatandaşı da ilgilendiren o diğerleri ekonomistlerin konuştuğu rakamlar, şunlar, bunlar. Ne yazık ki bu politikaların, bu şeylerin bize yansıması çok acı oluyor. Alım gücümüz inanılmaz düşmüş durumda. Yani ona bakmak lazım. Bizim 3 yıl önceki alım gücümüz neydi? 3 yıl sonraki alım gücümüz ne? Yani geçen programlarda da söyledik. Yurttaşlarımızın %90'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yani 40 bin liranın altında bir gelirle yaşamak. 85 milyonun %90'ı. %90'ı. Yani bugün herkes kendine sorsun, ben 40 bin liradan yukarı kazanıyor muyum diye. Kaç kişi kazanıyor? 40 bin liranın üstünde kazanan kaç kişi var? Ki bunlar da resmi rakamlar, yani bence daha fazla da. Açlık sınırı da biliyorsunuz 12 bin liranın üzerinde. Ne yazık ki bu ülkede 10 milyon emekli ve 10 milyon asgari ücretli, yani toplam 20 milyon ki aileleriyle beraber bu herhalde bir 40 milyon yapar. 40 milyon insan açlık sınırının altında. Bunlara bakmak lazım. Bu politikaların yansımaları ne yazık ki felaket biçimde buraya geliyor. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi ısrarla üzerinde durmamız gereken bir şey var. Yahu yukarıdan birkaç tane karar almakla bu işler düzelmez ki. Onlar rakam. 5'ten 8'e çıkardım, 8'den 17'ye çıkardım, 17'den 25'e çıkardım. Ne yani, Merkez Bankası'nın bir kararıyla mı düzelecek Türk ekonomisi? Hayır. Daha köklü şeyler lazım. Bir acil yapılması gereken, bir de orta ve uzun vadede yapılması gerekenler var. Acil yapılması gereken şu. Arkadaş, biz vergi toplayamıyoruz. Biz vergi toplayamayan bir ülkeyiz. Geçen programlarda da söyledim. Bir ülkede vergilerin %70'i dolaylı vergi olur mu ya? %70'i dolaylı vergi. Yani biz para kazanandan vergi alamıyoruz. Gelir elde edenden vergi alamıyoruz. Kimden alıyoruz? İşte pirinçten, sütten, ne bileyim mobilyadan, evet. KDV'yi koyuyoruz. En alt kesimdekine de aynı vergiyi uyguluyoruz. En üst kesimdekine de bu olmaz. Oysa ki bakın arkadaşlar, herkes baksın. Google var, araştırsın. Son 3 yıl Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karlı dönemi. Hem şirketler açısından, yani Türkiye'nin ilk 500 şirketi açısından, hem de bankalar açısından Türkiye Cumhuriyeti'nin en karlı dönemi. Allah daha çok versin. Hepsi bizim. Şirketler de bizim, bankalar da bizim. Ya hepsi değil ama. Ama vergilerini ödesinler. Arkadaş, benim söylediğim o.
doğrudan vergiyi, bizim bu oranı tersine çevirmemiz lazım. Yani %70'i doğrudan vergi, kazanandan vergi, kar edenden vergi almamız lazım. %30'u dolaylı vergi yapmamız lazım. Fatih Yapar'a geçeceğim. Bu önemli. Bak üzerine basa basa söylüyorum. Evet. Bunu yapmadan adaleti de sağlayıp kısa vadede bu şekilde kazançtan, bakın servet vergisi demiyorum, kazançtan, evet, kazanandan vergi almamız lazım. Son bir şey söyleyeyim, kapatayım. Neden böyle oluyor? Biz çünkü sürekli vergi hakları çıkarıyoruz. Vergi vermeyeni, evet, işte ben de tam bu noktada ödüllendiriyoruz.